Anadolu Gençlik Derneği, sevgi ve kardeşliğin teminatı. Evet, şimdi az önce bahsettik, izleyicilerimize de bir müjdemiz var dedik. Evet. Programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İzmir yeni bir eğitim kurumuna daha kavuşur. Sizlerin de önderliğinde, desteğiyle Birikim Koleji. Bu fikir nereden çıktı? Birikim Koleji'nden de biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi bu fikir nereden çıktı? Bizim bu tabii eskiden beri arzu ettiğimiz bir şey. Hı hı. Yani burada Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şubesi olarak bizim de bir eğitim kurumumuzun olması en büyük arzumuzdu. Evet. Biz daha öncesinde Çınar Eğitim Kurumları diye eski şube başkanlarımızdan Cemal Bey'in şu an devam ettirdiği birkaç eğitim kurumuna sahiptik. Evet. Anaokullarımız devam ediyor. İki tane anaokulumuz var bize ait. Dershane girişimimiz daha önce oldu. Şimdi özel olarak devam ediyor. Evet. Okul olarak böyle geniş kapsamlı, tam donanımlı, teknolojik, çağın gerekliliklerini yerine getirmiş. Evet. Hem de fazlasıyla velilerimize hitap edecek kapsamlı bir kolej hep arzumuzdu. 200 senedir de bunun çalışması yapılıyor. Nasıl bir çalışma? İşte bina arıyorsunuz. Bir taraftan bu okulun idaresiyle, yönetimiyle alakalı ne yapılabilir, kimle çalışılabilir gibi işin hem mali tarafı var hem de yönetim tarafı. Yani içerik olarak da gerekli kalitenin olması gerekiyor. Bu arada geçtiğimiz yıllarda İstanbul Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi'yle bu görüşmeler yapıldı. Birikim Koleji bizim Anadolu Gençlik Derneğimizin İstanbul Şubesi'nin bir malıdır. Onların bir kurumudur. Evet. İstanbul Şubemizle görüştük. Evet. Dedik ki Birikim Koleji'ni biz İzmir'de açmak istiyoruz. Çok defa bir araya geldik. İstanbul'a gittik. Evet. İstanbul'dan yönetimden işte genel müdür Cemil Bey var. Birikim Kolejleri Genel Müdürü. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Bey var. Onlar geldiler. Bir taraftan biz bu görüşmeleri yaparken bina arayışımız devam etti. Allah'a şükür Bornova'da, Bornova Doğanlar diyelim, IKEA üçgeni arasında Bornova'dan, garajdan, otogardan Kemalpaşa'ya doğru giderken ikinci ışıklardan sola döndüğünüzde sağ tarafınıza düşecek çevre yoluna yakın bir yerde binayı bulduk. Hayırlısı olsun. Binayı bulduk. Bir taraftan bunun okul açılması anlamında çalışmasının yapılması gerekiyor. Yani Birikim Koleji ile onların söyleyeceği şartlar vesaire devam ediyor. O görüşmeleri yaptık. Allah nasip ederse haftaya pazartesi şirketimizi kuruyoruz. Hayırlısı. Çarşamba günü kira sözleşmemizi imzalıyoruz. Bir taraftan mimarımız çalışmayı bitirdi. Kolej anlamında mimar işte elektrik, mekanik projeleri yapılmak üzere okul mimari projesini oralara gönderdi. Haftaya Allah nasip ederse bina hazır ama binanın içerisindeki sınıfların ayrılması, konferans salonları gibi detayların inşaatı başlayacak. 2015-2016 eğitim öğretim sezonuna Birikim Koleji İzmir eğitim hayatına başlamış olacak. Kayıtlar alınmaya başlandı mı? Ön kayıt alıyoruz şu an. Orada hemen arkasında İzmir olarak 241-15-15. Evet. 0232 241 15 15. Evet. Telefonundan bilgiler alınabilir. Ön kayıt yapılabilir. Binamıza da bekleriz. Bu arada Birikim Koleji dediğimizde Birikim Koleji bu sene 20. senesini yaşıyor. Yani 20 yani yeni bir kolej değil. İzmir'de yeni. İzmir'de ilk defa açılıyor. Eğitimde köklü bir. Eğitimde İstanbul'da 20 sene önce açılmış bir kolej. Yani 20 senelik bir birikim var. Şu an hali hazırda 4 tane kampüste 12 tane okulu olan bir kolejimiz. Geçtiğimiz yıllarda bundan bir önceki genel müdürü de şu an Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumları genel müdürü olan beyefendi bizim Birikim Kolejimizin genel müdürüydü. Evet. O anlamda da hakikaten topluma biraz önce bahsettiğimiz şekilde değer üreten bir kolej halinde. İnşallah İzmir'imizde de dediğim gibi önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda başlıyoruz. Birikim Kolejimizde İzmir'de havuzundan teknoloji sınıflarına kadar tam donanımlı konferans salonlarıyla, sinema salonlarıyla, sosyal sportif faaliyetlerinin yapılacağı bütün alanlarıyla eksiksiz, kusursuz bir kolej olarak
başlayacak. Şu söz de çok hoşuma gitti. Sürekli ona bakarım. Zekayı da parlatır, maneviyatı da. Evet. Aslında çok güzel. Tabii izleyicilerimize daha derin bilgiler vermek isteriz ama süremizin de sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programımızı bir bölümünü orada da çekeriz. Tabii daha yeni gelişmeler olmazsa tabii o zamana kadar. Tabii. Son olarak eklemek istediğiniz veya tavsiye etmek istediğiniz şeyler var mı? Son olarak şunu söyleyebilirim. Lütfen. Şimdi kolejimizle alakalı olarak burada başında şöyle çok önemli 3 tane mesaj var. Yani sizin söylediğiniz cümlenin dışında. Hı hı. Akademik gelişim, sosyal gelişim, manevi gelişim. Yani Birikim Koleji'nin İzmir'de de 3 tane çok önemli konusu olacak. Bunların bir tanesi akademik gelişim, sosyal gelişim ve manevi gelişim. Hikmetle, güzel sözle insanları bu işlere davet etmek, İslam'a davet etmek. İnsanlara güzel sözle, hikmetli sözlerle, akılla yaklaşmak, kırıcı olmamak. Ben hep tabii okumaktan bahsederiz. Biraz okuyan bir kardeşiniz olarak Sabuni, Muhammed Es-Sabuni'nin Saffetü't Tefasiri var. Yani Kur'an tefsiri. Evet. 7 ciltlik. Şu an 6. cildindeyim. 6. cildin ciltte ele alınan surelerden bir tanesi Mücadele Suresi. Geçenlerde tefsiri okurken Mücadele Suresi'nin 8. ayetinde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bunu birkaçtır programlarda anlatıyorum. Evet. En son il divanımızda da anlattım bütün teşkilat mensuplarımıza. Orada şöyle bir olaydan bahsediliyor. Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelirler ve ona Esselamu Aleyküm derlermiş. Yani Esselamu Aleyküm değil, Esselamu Aleyküm. Yani ölüm senin üzerine olsun Muhammed der gibi. Sam Arapçada ölüm demek. Esselamu Aleyküm dermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara sizin de üzeriniz olsun diye karşılık verirmiş. Bu kadarıyla. Bir gün Ayşe radıyallahu anh diyor ki Yahudiler yine geliyorlar. Esselamu Aleyküm diyorlar. Hazreti Ayşe de diyor ki ölümde, lanette, onun laneti de, bütün kötülükler sizin üzerinize olsun diye sert bir tavırla onlara karşılık veriyor. Yahudiler oradan ayrıldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'ye dönerek diyor ki yavaş ol ya Ayşe diyor. Yavaş ol. Sen diyor neden bu şekilde sert konuşuyorsun? Bu tavır nedir? Yani Yahudilerin ona karşı söyledikleri bu kötü söze rağmen diyor ki onlara güzel sözle karşılık verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Evet. Şimdi bizler de şimdi bir de seçim atmosferinden geçiyoruz. Evet. Ne olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi zihniyetten olursa olsun herkesin bir siyasi görüşü olabilir. Mutlaka. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek alarak yani Yahudilere bile belli bir nezaket seviyesinde belli bir hikmetle yakışan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek alarak birbirimizi kardeş bilmemiz lazım, birbirimize kırıcı olmamamız lazım. Farklı düşüncelerde, zihniyetlerde olabiliriz. Saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle, hikmetle birbirimize yaklaşmamız lazım. En güzel konuşan, en hayırlı işlerden bahseden, en güzel yaşayan, en güzel şekilde hayatına tatbik eden, iyiyi, güzeli, doğruyu, faydalıyı en iyi şekilde idrak eden kazansın. Evet, bu sözlerinizi, bu güzel sözlerinizi teyit etmek anlamında benim de çok hoşuma giden, bunu kayınbabamdan duydum ve her zaman da şey yapıyorum. Sevgi özgürdür, saygı mecburdur. Evet. İnsanlara ne görüşte olursa olsun sevmeyebiliriz ama saygı duymak zorundayız. En azından yaradılanı sevmemiz lazım, yaradandan ötürü. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bugünlük de programımızın sonuna geldik. En güzel günler sizlerin olsun. Yeryüzünde birbirinden farklı milyarlarca insandan biriyiz. Zulmün karşısında adaleti farklı dillerle kuranlarız. Anadolu Gençlik Derneği, sevgi ve kardeşliğin teminatı.